Selam arkadaşlar, bugün FM kariyerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Liverpool deplasmana geliyor bize. Yani evimizde oynayacağız, fizyoterapimizle bir anlaşma imzalamışız. Hermann transferini tamamlamışız, bla bla, bunları hızlıca geçip hemen bir Liverpool maçına geçmek istiyorum. Bu arada takımda dinlenecek, iyi bir ara var aslında. Premier Lig'de bu kadar ara olmaz ama bir haftayı geçkin bir ara var. Bir 10 günlük falan. Daha fazla bile olabilir. Sık sık maç olur. Bu bizim için iyi. Zaten forvetlerimiz sakatlandı. Çok kötü oldu. Paramız da yok. Vallahi 5 milyon bütçemiz kalmış. Buradan şeyi düşürmeye çalışacağım. Forvet düşürmeye çalışacağım. Penaranda. Olmaz, bu iyi değil ya. Forvet düşürmeye çalışıp ara transfer döneminde kadroya katmaya çalışacağım. Sözleşmesi bitmiş oyunculara da dikkat edeceğim. Çünkü oradan iyi oyuncular çıkabiliyor mesela. Şimdi baktığımda böyle gördüğünüz gibi hiçbir oyuncu iyi değil. Bunları ya, bu bir iki sene sonra, kariyer açtıktan iki sene sonra bu sözleşmesi bitmiş oyunculardan çok iyi oyuncular düşürebilirsiniz. Orayı kaçırmayın yani, eğer özellikle de maddi durumu kötü bir takımdaysanız orayı kaçırmayın. Şimdi odağımızı bir Liverpool'a çevirelim. Liverpool'un taktiğini merak ediyorum. Zaten bildiğimiz bir taktik ama değiştireceğim. Birleşik Krallık için farklı olarak çalışma izni verilmiş. Demo Gyal. Bu sanırım U23 takımın kondisyoneri olmuş da 20 bizim ana takımımızın kondisyonerinden iyi sanırım ya. Yani ana takımın kondisyonerinden iyi bu adam. Şuradan bir ana takımın kondisyonerini, antrenörü. Büyük ihtimal bir tane kondisyonerimiz var. 11. Hemen sözleşmeyi feshet. Allah'ın sağlığı. U23 takımın kondisyoneri 20, full özellikleri. Ana takımın kondisyoneri 11. Kasımpaşa'da kariyer açmıştım, orada 14'tü adam. Şu Aston Villa'yı kötü yönetiyorlar. Villa'yı kötü yönetiyorlar arkadaşlar. Şöyle güzel bir kondisyoner seçelim kendimize. Kondisyonu da buradan özel olarak seçeceğim. Sağla solla uğraşmayacağım da. Kondisyon en az 17 olsun. Çünkü zaten hızlı bir oyun oynuyoruz. 20. Gelir mi? 13.000. Bu gelir. Bu gelir. 2-3 pazarlık Kayseriliyim ben. Geldi. Geldi, bu 20 gelsin. Bu 20 önemli. Liverpool. Son 8 karşılaşmada yapılan 12 asistin 7 tanesi uzaktan gelen paslarla kaydedildi. Minks'in hava üstünlüğüyle bunun üstesinden gelinebilir. Takım elinden gelen fazlasını sağa yansıtmaya çalışan azimli oyuncularla dolu. Zayıf önleri kadro genel olarak bitirici konusunda pek de iyi sayılmaz. Kalecilerin eksantrinik özelliği bir nebze yüksek sayılır. Yani bu bilgiler bizi çok da zaten tatmin etmedi. Kalecinin eksantrik bir özelliği olması bizim taktik olarak verebileceğiniz bir şey yansıtmıyor. Şunlar çok kötü sakatlandı ya. 2-4 ay, 5 hafta, 2 ay. Bunlar bizim as oyuncularımızdı. Para kazanacaktık. Bakalım şimdi. Liverpool bir gelsin. Liverpool maçından bir puan çıkarsam yani sürpriz olur benim için. Buradan Klopp hocama da saygılar, sevgiler. Almanları her zaman sevmişimdir. Ama Liverpool'a, bir işçi şehri Liverpool, oraya puansız yollamak istiyorum. Basın toplantısını, yani basın toplantısını ben bunu bir değiştireyim. Şöyle bir nötr konuşayım. Pukki sonuçta yani. Evet. Böyle nötr. Beklentileri düşün. Ben şuradan sorunu değiştireyim. Bunu asistan menajer bir dahaki transferlerle konuşsun. Her transferde konuşamam. Bizim de bir
şeyimiz var yani sonuçta. Her transferi gel. Puk yedek konuşmayalım. Yedek rotasyon oyuncusu aldık yani. Nötr. Tabii hızlıca bir geçelim. Galibiyet sonrası basın toplantısına gereken medyanın istediği cevapları vereceğim. Medyanın istediği cevapları galibiyetten sonra. Al işte. Nakamba da sakatlandı. Alo, bizim fizyoterapistler ne yapıyor ya? Fizyoterapist ilanı. Acilen fizyoterapist lazım. Bizim fizyoterapistler grevde. Türkiye'de yaşıyorlar bu arada fizyoterapistler. Grevde çalışmıyorlar. Başka bir açıklama bulamıyorum. Yani lig başladı. Kaç tane kondisyon antrenörü? Fizyoterapist 20. Gel. Baba 7.5. Baş fizyoterapist olsan. Baş fizyoterapist var zaten büyük ihtimalle de. Cardo, senin istediğinle benim istediğim arasında da dağlar kadar fark var. 19 sen gelir misin? Yok kanka, normal fizyoterapist olamaz mısın? Yok. 7.5-5 versem. Bunu şöyle yapsak. Böyle. Bu baş fizyoterapist olmak istiyor ya. Sen? Aga bunlar normal fizyoterapistlerin hepsi 21'inden başlıyor ya. Ferrelli'nin. Bakacağım şimdi buna da. Bu U23'e gaz kesmiş. Sen ne diyorsun kanka? Ben en iyisi bir ilan açayım ya. Direkt çünkü bunların böyle olursa ilan ver, sağlık ekibi fizyoterapist. Bunu bir daha da göstereyim. Sıkıntı abi. Nakamba da sakatlandı. Zaten kadro rotasyonsuz. İşler istediğimiz gibi gitmiyor ama zaten biz bu yüzden buradayız. Taraftarlar rahat olsun. Ben bu yüzden buradayım. Takım seçimini burada, bir kadro seçimini alacağım. Young burada. Coutinho dinlensin. Buendia tam tersi yapsak daha iyi olabilir ya. Ama bunu böyle yaptığımda yatkınlık daha iyi oluyor takımın. Böyle olsun. Şunu pozitif futbolla değil, dengeliye çekeceğim. Top rakipteyken şimdi şöyle yapacağım. Liverpool'a karşı yine de bir top kaybedildiğinde de kademeye dön diyeceğim. Çünkü hücum genişliği de normal olsun da pas biraz daha kısa olsun. Böyle. Böyle bir taktik dizmemiz gerekiyor. Çünkü Liverpool'a karşı. Ooo Pukki. Pukki gelmiş. Pukki kral adamsın kardeşim. Kral adamsın. 31 yaşındasın. 8.5 milyon bonservis verdim sana. Şimdi Pukki'yi koyduk mu ya? Yok koymadık. Heh, ben dedim ki. Yedekte Robertson. Allah dakika 3'ü yıl. Sakin sakin. Sakin bir. Rölantia, Luka değil ya. McGinn. Ashley Young. Douglas. McGinn. Aç oyunu, aç oyunu. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Güzel, güzel. Tehlikeleri hissettirelim yavaş yavaş. Tehlikeleri yavaş yavaş hissettirelim. Konsa, Kamara, Douglas Luiz, Buendia, Watkins. Çok iyi. Aslında yetişemedi. Kayıp gelir mi orada, bir top kaybı? Kademeye dön, kademeye dön. Çok iyi. Çok iyi, işte bu yüzden kademeye döndürdüm. Ah! Idris Kana gay. Adamlar orta sahaya takviye yapmış. Hayır, hayır. Oh. Adamlar Paris'ten Idris Kana gay almış ya. Az orta sahaları varmış gibi. Ben şöyle bir takım ortadan bir müdahale edelim. Konsantrasyonu kaybetmeyin diye. Topun kontrolü bizde. Ama onlar daha çok etkili olan taraf. İsabetli şutumuz yok ilk yarıda. Olur ama tabii yani zaten en iyi iki oyuncularımızdan biri yok. İkisi yok hatta. Bailey kanattaki ilk tercihimiz. Inks de zaten kral forvetimiz. Ashley Young. 36 yaşında da çatır çutur top oynuyor da diyecektim. Şaşırttım. Bons kes abi, topu kes, çok iyi. Bons sağ. Bu Wendy'ye at önüne, koşar o. Koşar oku, at. Yes. Yes.
Çok iyi. Burada göz ucuyla bu arada bir Klopp'a baktım sağda. Çıldırıyor. Kuduruyor gözlük. Gözlüğü kudurttuk. Güzel güzel böyle. Böyle böyle. Ya bu çok tehlikeli dakika ya. Bak 40 ile 45 arası futbolda en sevmediğim dakika. Yani gol yiyip maç 2-1 mesela 2-0 önde olun. 2-1 olsun. 44'te gol yiyin. Bütün motivasyon adamlarda. Bütün. Yani yenseniz bile o 40 ve 45 çok tehlikeli. Ama güzel gol yemedik. Yumruğumu sıkacağım. Şöyle bir takıma etki yaratacağım. Bu arada oyuncularda da bir Eşliyang'ı değiştirebilirim kanatta. Bir oraya Coutinho artık gelebilir. Dinlendi o. Çok iyi, çok iyi. Orta sahayı da değiştireceğim. Şimdilik sakin olsunlar bir. Biz buradayız. Ganage, Thiago. Çok iyi paslaştılar da bir offside hoca ya. Bir offside var gibiydi ya. Salah öndeydi. Hoca iyi bir bak. Yapma hoca. Yapma hoca. Bravo hoca. Bravo hoca. İyisin hoca. İyisin. Yalnız şimdi golü de yakaladık. Ben bu ataktan sonra temkinliğe çekmek istiyorum. Böyle bir oyunu. Çünkü puan lazım. Traore yerine de bir tane Pukki hamlesi. Çok iyi olacak. Amara. Watkins. Bu yeniden mükemmel pas. At oğlum. At oğlum onu. At oğlum onu. Bu gelmez bir daha. Bu gelmez bir daha. Baba bu gelmez bir daha yapma. Bu arada 2.7.7 ile yeni oyuncumuz. Kalecimiz. Az şut ama öz şut. Buendia. Douglas Luiz. McKee. Kaptırma oğlum orada ya. Of çok iyi. Watkins. Ya bu. Ay direkt. Güzel güzel güzel. Güzel şu Douglas Luiz yerine bir Sensen hamlesi. Buendia da yoruldu ama oyuncu hakkımız yok. Burada süpersiniz diye de bir öveyim. Milner. Salah. Dakika 80 ya abi. Bak biraz daha dur ben hatta aşırı savunmaya geçeyim. Çünkü artık hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gol yesek bile birbiri istiyorum. Böyle dar tutacağım iyice. Şimdi şöyle olacak. Daha dar olacak. Merkezi kapatmak istiyorum. Bu ataktan Puki. Çok iyi. Çok iyi. Puki. Ah. Geri dön, geri dön. Kaygısın ya, kaygısın ya. Faul al ya. Oriye'yi almışlar. Allah'ını seversen Oriye takım bulamıyor kendine. Sağ beki almışlar da. Milner. Hayır, hayır. Uf, hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Otobüsü çektim. 1-0 olsun, bizim olsun. Bu puan çok önemli. Kötü oyun ama iyi bir 3 puan. Kötü oyun ama iyi bir 3 puan. Gerçi Liverpool'a da bu kadroya da dayanmak gol yemeden zor bir şey yani. Kötü oyun diyorum ama alakası yok aslında iyi oyun. Yaslan 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 oğlum ya Darwin Nunes. Ya gol yediğim dakika 93-50. 93-50. Vay be. Çok yakındı şu an. Çok yakındı ama güzel. Şöyle bir şanssızdınız diyelim. Ya 10 saniye ya. Bir o hata dayansak 3 puan bizde. Olsun. Olsun. Güzel. Basın toplantısına katılalım. Ne diyorlar? Defans açıklar vermenize rağmen yenilgiden kaçınmaya başladınız. Boş yapma sen belli ki Liverpool. Maçın sonuna eklenen süre yüzünden istediğin sonucu kesinlikle sen iyi bir medyacısın. Darwin'in size karşı gösterdiği performans nasıl derlerse. Evet. Darwin'in son anı. Evet. Teknolojinin kullanımı sizin aleyhinize karar çıkmasına rağmen hakemlere yardımcı olmak için destekliyorum teknolojiyi her zaman. Neden özellikle bu taksitler? Yani birçok menajer gibi benim de yaptıklarımı şekillendiren belli prensiplerim var. Oynadığım futbolda bunları görmeniz mümkün. Şu an onu zorlamak istemiyorum gibi bir lafla geçiştireyim bunları. Fornas, ofansif orta sahada bize ofansif bize bir forvet lazım. Forvet. Aslında iyi bir taktik yapmıştık. 93-50'de yedik ya. 93-50'de yedik. Kötü yedik. Üzdü bu. Ama 4. sıradayız. 4 maçta 8 puan. Fikstüre baktığında
Premier Lig'de kaç? 2 galibiyetimiz var. Hatta 1. Evet, 2 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Gayet iyi, gayet iyi. Yani bayağı iyi hatta. Zaten üst sıralarda bitirmemizi istiyorlar. Mesela şu 10'un ve üstü iyidir. Ama orada kalmak da çok zor Premier Lig. Manchester deplasmanına gideceğiz de büyük maçlar da arka arkaya geldi ya. Kinnaman'ı o kondisyon antrenörü olarak tamam, sıkıntı yok. 18 bu bizlik bir şey değil. Böyle hızlıca bir oyuncu da ya, bu Bailey ile Ings gelse her şey farklı olur diye. Ya Bailey gelse onu, çünkü kontra ataklarda değerlendirmek istiyorum. Hızlı hızlanması çok iyi. Çok katkı yapacağını düşünüyorum. Bu taktikte özellikle. Zaten 4-4-2'de bir hayır ya. Ha, bunun yerine de onayla gitsin ya, o daha iyi. Fizyoterapist arkadaş gelmiş de eskisini kovdu. 4-4-2'de ne diyordum? Önemli olan kanat oyuncularınızın nasıl olduğu ve o orta sahadaki ikili forvetlerin ne hep idare edebileceği, ama al işte. Ya revire döndü gerçekten yani, var ya kafayı yersin, bu da sakatlandı. Antrenman sırasında düşerek bilekte çatlak. Oh, vallahi kulüp revire dön diyece ya. Zaten Dennings de Bailey sakattı, bir de Coutinho da gitti. Zaten en iyi 3 oyuncum gitti şu an. En iyi 3 oyuncum gitti. Biz burada büyük ihtimal puan kaybedeceğiz yani bu aralar, bunlar gelene kadar. Asist yapacak, gol atacak adam gitti. 2 tane kanatım gitti, az kanatım. Bir tane az forvetim gitti. 36 yaşındaki şeye kaldım. Fabio Carvalho 19 yaşında, bize kanat lazım değil kanka. Biz büyük ihtimal bu fikstürde kontrol edeceğim. United, Newcastle, Leicester, Tottenham. Yani fikstürde arka arkaya hep büyük maçlar var. Bu fikstürde biz puan kaybedeceğiz. Puanlar gidecek yani, bir kötü bir seriyi bekliyor bizi. Şaşarım yani eğer buradan iyi bir seri yakalarsak da, bu neymiş ya? Ademi. Ya ben bunun maçını izledim. TR Scouts'ta analiz maçını yapmıştım. Dinamo Zagreb'in kim neydi? Ligine bakmak istiyorum. Dinamo Zagreb'in. Onların bir de iyi bir ikinci bir takımları vardır Hırvatistan Lig'de. Osijek'liydi, Osijek'ti. Hatta bunların teknik direktörü, yani bu seneki teknik direktörleri geçen senenin Zagreb'in teknik direktörüydü. Bu adamı da orada görmüştüm. Biraz yavaş bir adamdı. O dikkatimi çekmişti. Burada da zaten hızlanması şey. Ama yani takım oyunu ve liderliğin de 20 olduğunu bilmiyordum. Yani adamın zihinsel özellikleri mükemmel. Yani bir Kante bir hissettirdi yani, liderlik 21-20 olan lider. Bu Watkins de bize yani gerçekten sürpriz oldu, adam taş gibi top oynuyor. Bunu okuturuz biz. Okuturuz, daha da isimli bir oyuncu transfer ederiz oraya. Bas toplantısını geçeceğim zaten, büyük ihtimal puan kaybedeceğim deplasmanda. United deplasmanında bir adamların bir taktiği gelsin, ona göre bir bakalım ne yapabiliriz ne yapamayız. 3 gün sonra da maç var. Bu oyuncu da yok ki yani 3 gün dinlendirebileceğim. Bu maçtan, Newcastle maçından 3 gün sonra da bir maç oynayacağız Leicester'la evde. Oyuncuların da bu kadar sakat olduğu dönemde çok kötü olur yani. Rotasyon yapman lazım, rotasyon. Şuradan bir değerlendirebilir miyiz ya, bakacağım. Satış listesinde olan Umtiti'yi alabilir miyiz? Zaten bakayım ne kadar satıyorlar ki. Umtiti. Vallahi bilmiyorum. Umtiti'ye gerek yok da. Bir su içtim. Burada da bize oyuncu yok ya. Bize burada oyuncu yok. Rakip takım talimatlarını ayarlayacağız.
oyuncu bitken. Buradan ayarlar için de Fukir ve Walker. Bu ikili düşün. Ya Vendia güzel. Bakayım kondisyonu kötü olan yok. Bunu temkinli yapacağım. Şu şeyleri biraz değiştireceğim. Bu baskı attı geride değil. Bu böyle olmalı. Yine kesinlikle böyle olmalı. Mecbur. Hatta bunu standart yapacağım. Gerekli yerlerde uzun top atabilsinler. Yani zaten büyük takımlara karşı kontrayla gol bulabilirsiniz. Uzun topla da. Yani kısa topla alayım çıkayım olmaz. Eriksen Martinez kurtardı. Hadi oğlum güzel bir kontra. Güzel bir oyun kurulum. Diego Carlos. Eşliği at. Mükemmel Pukki. Attın. 3 pas. 3 pas. Tam dediğim oldu. Bu yüzden pası standarda çektim. Kısa pas istemiyordum. Bu pasları değerlendirmemiz lazımdı. Zaafını direkt bulduk. Mükemmel oldu. Temkinli oynuyoruz zaten. Geride oyuncularımız çok. Kadinye'ye. Douglas Luiz. Mükemmel bak Pukki. Yazdın mı? Ahlar vahlar içindeyiz. Güzel. Güzel. Çok iyi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Eriksen. Tehlikeli. Oh. Bunu iyi atlattık. Hadi ya. Buradan bir puan, yani bir puan benim için çok iyi de 3 puanı düşünmüyorum alabileceğimizi. United deplasmanı biraz sıkıntı yani, bu top 6 takımı İngiltere'de. Yani İngiltere'de kariyer gerçekten zor ya. Çünkü çok güçlüler. Watkins. Ah be, oraya atma onu, gördün orada dolu zaten. Çoğu Eriksen. Yapma oğlum, Eriksen'den de koşu yedik ya defans arkasına. Eriksen kaç kez defans arkasına koşturmuş ya. Yapmayın ya. Şimdi Kamara, Onsa, Buendia. Yapma ya Kırım. Bu bizi bitirdi ya baba. Baba bizi bitirdin ya. Yaz oğlum. Yaz oğlum onu. Ya şu Pukki atsa birini. Yani taktikte çok fazla değiştirebileceğim bir şey yok. Yaslarsam geriye yerim iyice. Yaslamazsam da yiyeceğim zaten büyük ihtimalle. Yani umut şu an. Elimiz kolumuz bağlı. United maçında onlar da 10 kişi kalsa bir nevi bir şeyler yapabiliriz. Onlarda da sarı kartlı çok. Ya Rashford buradan bir penaltı çıkartır ya. Ne oldu? Offside mi? Çok iyi. Çok iyi, şöyle ben bir takımı gaza getireyim. Oyuncu değişikliği yapayım. Orta sahayı tekrar almam için diyeceğim de. Nasıl bir şey yapsam. Şimdi mesela bunu tam ortada oynatacağım. Buraya. Şimdi şöyle. Bunu böyle yapacağım. Sensor'ı buraya koyacağım. Bunu hücum yapacağım. Böyle bir şey yapacağım. Orada dursun ikili, onlar kontra denesin en azından. Ya zaten yiyeceğiz de nereye kadar yemezsek işte artık. Dalo. Eriksen çok iyi pas, Ronaldo atar ya. Baba Ronaldo atar da offside mı? Oh lan 15 dakika ya. 15 dakika. Hadi oğlum ya, konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Çok iyi. Bir oyuncu değişikliği. 83 dakika, iyi yedirdiniz Traore. Yap oğlum, yap bir şeyler. Sensin, konsu çok iyi basat. Yes. Offside mi? Yapma ya. Yapma hoca.
Hoca yapma ya, geçerli de ya. Ah 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 ah, tam istediğimiz olmuştu. Hücuma çekmiştim Traore'yi, tam bu koşuyu bekliyordum. Ah be, ah be. Hoca bitir, hoca bitir. Bitir hoca. Çok iyi. United deplasmanından 10 kişi. Bir de ilk yarı gördük sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 10 kişi United deplasmanından puanımızı çıkardık. Yine oyunu okuduğumuz yerler oldu. Yine gerekli yerleri yaptık. Bu arada 5 maçtır yenilmezlik serisi, yani şaka maka. Liverpool'a Manchester'ın olduğu bir fikstürde birisinden beraberlik, birisinden de son dakikada, yani bu beraberlik de 93. dakikanın sonuncu saniyesindeydik. İyi bir puan çıkardık. Gayet iyi, gayet iyi. İyi diyor. Ve bütün oyuncularımız da sakat yani. Son zamanlarda iyi bir seri yakalamıştınız ama bu başka bir şeydi. İyi oynuyoruz. Umarım bu uzun süre devam eder. Bu maçla birlikte Aston Villa ligde önemli bir sıçrayış yaptığını nasıl hissediyorsun? İyi işler yapıyoruz. Nötr. Şimdi bir şey demeyeceğim çok da artık, tamam mı? Havalanmayalım. Premier Lig'de Old Trafford'da şok sonucu. Yani öyle. Doğru. Hemen geliyorum. Bir dakika. Hemen geldim. Şimdi güzel. Güzel bir Newcastle maçı var. Burayı da kurucu için. Marco bunu aslında satıyorlar mı ki? Satmıyorlar sanırım onu da. Para yok bende o kadar zaten. Şimdi bu Buendia cezasının sakatlık riski güncellemesi kim? Courtney House, Leon Bailey zaten yasak, yani sakat, yasak ne? Traore de sakatlanabilirmiş. McGinn de sakatlanabilir. Pukki de sakatlanabilir. Bizim bunları dinlendirmemiz lazım. Yani rotasyona boğdum takımı, hala bir sakatlık riski. Bizi bırakmadı bu sakatlar ya. Bizi bu sakatlıklar bırakmadı baba, bana bir fizyoterapist bir şey yapın, salın üstümü, hastane verin bana ya. Sıkıntı ya. Neyse, güzel puanlar çıkardık oradan. Şimdi bir Newcastle maçı. Bizi kendimize yitirir buradan, bir iyi bir galibiyet alsam. Diego Laurenti stoper. Çok iyiymiş ha. Pozisyon alması iyi, ön sezisi iyi, hızı iyi, top kapması iyi. Baba siz bunun oluru nedir diyeceğim de, yani bize de. Hep bir sıkıntı, hep bir pahalı. Bütün Fenerbahçe takımı satılıkta ya. O transfer durumu yapıyor, hepsi listede. Zayt, Pelkas, Serant Kolkır, Novak, Demos. Baba sıkıntı. Rakip takım yapacağım kadroyu yine. Kendim seçeceğim Newcastle'la, kendi maçımdayken temkinli oynamayacağım. Dengeli oynayacağım. Bunu ellemeyeceğim. Karşı pres uygulayacağım bunlara karşı. Pas çekliğine standart, hatta kısa olsun. Top bizde kalsın. Kadro seçim önerisinde Matic'e kanat öneriyor. Watkins. Pukki zaten sakatlanma şeyi vardı. Bu da sakatlanabilir. Bu sakatlanabilir ama yani bunun yerine koyacağım bir forvetim yok. Bunun yerine koyacağım bir forvetim yok. Hatta yani bu Sens yerine McKennie oynatacağım. Bu Sens'in iki yönlü orta saha için. Yani hiç iyi değil ama mecburum, sakatlık riski olabilir. Hatta biraz şuraları da şey yapmak istiyorum. Colum Chambers oynasın bu maçta. Biraz rotasyona gideceğim. Yani elenebiliriz. Karabağ kaptan. Ama yani yapacağım bir şey yok. Biraz daha lige önem vereceğim çünkü rotasyona sokabileceğim oyuncu sayısı çok az. Hadi yine. Dakika 2'de golü bulduk ya stoperden. Kamara, bu katkı çok önemliydi. Bu katkı çok önemliydi.
Ronaldinho. Vallahi istesem ben dakika 2'de gol yani bir şans verseler dakika 2'deki golü istemezdim. Çok erken. Çok iyi lan. Otavio, Almiron. Hayır ya. Ne yaptın kanka? Şaka gibi ya. Yani bu stoperlerin burayı boşalttığına mı güleyim? Kalecinin pas attığını mı göreyim ya? Bu sağır topa Joelinton gol attı ya. Vallahi takımın sevilmeyen adamı gol attı ya. Sağ ol ya. Martinez de bize maçlar kazandırdı, kazandırdı, bozdu şimdi her şeyi. Sıkıntı ama hallederiz, hallederiz. Traore, Eşliyank. Ya kes baba, vur baba. Ay direkt ya. Vahlar içindeyiz ya. Vallahi kafayı yersin. Çok şanssız. Eşliyank Traore. Aldın onu oğlum. Sakin ya, sakin. Çok iyi pas. Çok iyi lan. Şiir. Şiir gibi bir takım oyunu. Şiir gibi bir takım oyunu kurduk. Bu takımı sevdim ya. Sardı bu takım. Taktiği çok çabuk ayak uyduruyor. Bowen. İyi keser bu arada. İyi keser. Bak ya yine yiyorduk. Bizim kör topaldan yine yiyorduk. Almiron. Mükemmel. Mükemmel bir gol attı. Emil Kraft, Joelinton, Bowen'dan yani Martinez kapattığı köşeden yedi. Bugün elenmemiz için her şeyi yapıyor Martinez. Gerçekten Martinez elenmemiz için ben kaleciyi bir değiştireyim. O sen baba bir girsen ya. Verdi bu maçı. O sen gir, o bir tane daha yedirir bana çünkü. Kes 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 onu, kes. Ye onu, bitir. Baba adamlar ne yaptı ya? Adamlar ne yaptı bize ya? Gol de geçerli bir şey yoktu zaten yani, orada gözle gözükür. Pozitif futbol. O sen dikti uzun oynadı. Botman. Dilden aldılar bu arada onu. Sensin çok iyi pas. Çok iyi. Watkins. Offside mi? Olabilir. Offside olabilir. Kabul mü ettiler? Kabul etti. Çok iyi. Orta sahayı hemen bir değiştirelim. Şurada bir yangı değiştirelim hatta ilk önce. Eli Gazi'ye sen girebilirsin. Metrikeş topu kaybetti de bağlıyorsun. Neyse. Değiştirmeyeceğim o kısa şimdi. Joelinton indirttirme ya ona. Offside, offside. Offside. Çok net offside. Offside hocam. Ya ben buradan yakaladım offside. Şimdi bizim burada bir şeyler yapıp golü yakalamamız lazım. Şeyler yapıp golü yakalamamız lazım. Keşte yorulup da oyunu alacağım. Adam yok ya. Oyuncu değil, çünkü hakkımız da kalmadı. Atar mıyız bir tane? Penaltılara gitti maç. Yani hiçbir oyuncumuz değil. Vallahi hiçbir oyuncumuz da yok. Şöyle bir penaltıları alınlar, otomatik seçsin. Ortada durmayı seçti. Oysen El Gazi sakat sakat geldi. Yap be oğlum. Eyvallah El Gazi. Eyvallah kanka. Otavio kaçırdı ya. Watkins kesin kaçırdı ya. Kesin kaçırdı. İyi oynuyor ya. Attı lan. Almiron. Kaçır baba, sen penaltı kullanamazsın ya. Şimdi herkes Messi kesilir başımıza ya. Ekin. O da kaçırmıyor. O da kaçırmadı. Joelinton.
biz mi kaçıracağız? Diego Carlos. Yap oğlum şovunu ya. Bak bize bir gol borçlusun. Kaleciye döndün, senin yüzünden gol yedik. Helal. Hadi bir ol sen be. Seni de oynattık bir. Bir şaşırt bizi be. Birini tut kanka, birini ya. Bunu tut zaten, yersen bitiyor. Vay ya. İyi bile geldik. Bu bir kupamızın sonu oldu. Ama zaten bir bakıma da iyi oldu. Hem kötü bir galibiyet olmadı bizim için. Şey, mağlubiyet olmadı. Hem de bu rotasyona çok fazla bizim bu şeyi götürmemiz. Yapacak bir şey yok yani. Kendi hatamız yok. O gidiyor kendi karşısına pas atıyor. Kapattığı köşeden gol diyor Martinez. Şeyler. Takım rehavete girmiş. Takım rehavete girmiş, bu belli. Kulaklarını çekeceğim. Ama bunu geride bırakacağız. Aston Villa'nın şu 20'yi gel ya. Baba sen direkt at. 5 istiyorsun, anlaşırız seninle. Oh oh oh. Bir de 19'luk sen de gel. Tamam, siz ikiniz yetersiniz bana zaten. Alvarez kondisyon tamam. Çok iyi oldu. Bakalım arttı mı kondisyonumuz. Şu muydu? Kaleciymiş bu şu. Bakayım artacak mı? Kondisyon artmadı çok da, çünkü zaten antrenör ekibimiz ya yani. Mesela bu City'de şuraya falan geliyor bu ekip. Çok fazla kişi var. Bizim çok az sayıda şeyimiz var. Bunu bir desem acaba mesela açmıyor bile. Yani antrenör imkanlarında az takıma vermiyor sayı. Elbet bir başarız yakalayalım, elbet onlar da bizim dediğimize gelir. Fizyoterapist gel baba, gel. Baba gel, lazımsın. Şunlara bir geçelim. Bu arada bir Leicester City hakkında genel performanslarına baktım mı? Buradan bir gözlemci raporunda Jamie vardı, 6 golle bu organizasyonda 1. sırada. Son 5 maçta ortalamayı 7.65 puanla oynayan Kieran Dossier Hall müthiş bir performans yakaladı. Orta saymış, kalecilerin refleksleri düşük, kadro genel kız konusunda pek değil sayılma. Yavaş bir takılmış. Yani yavaş takıma karşı yapacak bir şey yok. Adamlar iyi pozisyon aldığı sürece ne yapabilecek? Bizim için önemli bir veri olmadı bu. Analistleri de değiştireceğim. Analistleri de değiştireceğim yani. Ben de sunarım zaten bunu. Sen de gel baba. Bakayım sizin ne olduğunuz, şöyle bir artsın biraz. Fizyoterapist şeyimiz ya. Bir tık arttı. Bir tık. Biz zaten 4 tane fizyoterapist. Rakip takım talimatlarını onayladık. Şimdi bakalım kadro seçimi. Watkins, Pukki, McGinn, Konsa. Aynen öyle. Buendia cezalı. Ings sakat, Coutinho ve Bailey hafif atlatmışlar. Takımla çalışmalara başlayamamışlar ama da onların gelmesi lazım. Kadromuz, yapacağımız şey var mıydı taktikte, değiştireceğimiz? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, video serisini beğendiyseniz videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda da herhangi diyeceğiniz bir şey varsa belirtebilirsiniz. Hemen dönüş sağlıyorum zaten. Video hakkında olur, taktik hakkında olur. Bu arada Pukki yazıyordu vallahi, köşeye yazıyordu güzel. İki şutla hemen rakip kaleye gitmişiz. Diego Carlos, McKean, Diego Carlos, Camara, Emiliano Martinez, Diego Carlos'u geri verdi. Lucadinho, çizgi açtı kendi eşliyank yanında. Douglas Luiz, McGinn'i gördü. Watkins, Matty Cash'e mükemmel pas. Matty Cash ne yaptın kanka? Yaptığı belli değil. Diego Carlos hemen kesti durumu, eşliyank. Attı Watkins'e mükemmel pas. Watkins!
usta işi bitirmiş. Kalecinin üstünden mükemmel. Bu sezon kaçıncı gol oldu reisin? 2'de 2'ydi. Bir tane daha attı. 3. Bu 4 mü oldu? Reis 4. attı. Mehdi Keş. Taklı usta ise Mehdi Keş. Ceza sahasına dönüyor. Luka Dean. Çok yaklaştı. Luka Dean'i. Ashley Young'ın asistinde Watkins'in golüyle Aston Villa Villa Park'ta Leicester City 1-0 yeniyor. Douglas Luiz etrafına baktı. McKinney gördü. Ashley Young, Watkins, Pukki, Watkins, Watkins. Leicester'a yani şut verdiremedik. Çektiremedik Leicester'a. Topu bırakıyoruz Leicester'a. Ama pozisyon vermedik hiç güzel. Villa Park'ta Aston Villa taraftarları şarkılar söylüyor takımına. Bakalım şimdi kötü oynayan hücum oyuncularımız çok iyi oynuyor. Biraz Dean kötü oynuyor. Ama ilk yarı bitsin konuşur hallederiz onu da. Haydi beyler haydi güzel. Böyle bir konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Martinez özellikle sen kaybetme. Carlos. Diego Carlos. Ashley Young'a. Ashley Young McKinney'e. Watkins. Ashley Young'a da. Douglas Luiz. Etti köşe mükemmel bir uzun pas mı? Geç. Açtı ortayı içeride Pukki'ye. Pukki'ye. Ward'un hatasını mükemmel değerlendirdi. Bu Douglas Luiz'e hemen bir keseyim. O sarı kart kırmızıya dönmesin. Morgan Sanson. Güzel. 2-0. Şuradan 3'ü bulup rahatlar mıyız? Pukki'yi tuttu. Çok iyi tuttu. Güzel. Villa Park'ı cehennem ediyoruz rakiplere. Leicester City'de ya Leicester'ın falan yani kadrosu bu Aston Villa'dan kat kat iyi. Kat kat iyi. Burada bir Traore hamlesi gelecek. Traore'yi soktum oyuna hemen. Luka Dini'ye yerine de Agustin'i alacağım çünkü yorulmuştu artık. Güzel güzel güzel. Buradan da bir galibiyet. 10 numara 5 yıldız olacak ya. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. 3 puan aldık. Harikaydınız çocuklar. Harikaydınız. 3. videomuzda arkadaşlar. Burada sonuna geldik. Leicester evde 2-0 yendik. Videonun devamı için öbür seriyi başlatacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.